Geçmiş olsun. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdillahi fe men yehdillahi fe la mudille la ve men mudille fe la hadiye la ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü amma ba'd. Arkadaşlar Camus Sahih'teyiz. Kitab-ı Liman'da kaldığımız bab 143 nolu 38 nolu bab 143 nolu rivayette kaldık. Bab başlığımız şöyle: Babu el kebair ve ekberiha. Kebair yani büyükler ve o büyüklerin büyük oluşu. Yani büyük günahların, onların en büyüğün beyanı babı. Yani büyük günahlar ve onların büyük oluşunun beyanı babı demiş İmam Müslim. Haddeseni Amr İbni Muhammedin İbni Bukeyr İbni Muhammed Ennekadi. Bana Amr İbni Muhammed İbni Bukeyr İbni Muhammed Ennekadi anlattı. Kale, yani tahdis etti. Kale dedi ki Haddesena İsmail İbni Uleyye. Diyor ki bize İsmail İbni Uleyye tahdis etti. An Sad el Cürari ve bize Sad el Cürari tahdis etti. Kale dedi ki haddesena Abdurrahman İbni Ebu Bekre. Diyor ki bize Abdurrahman İbni Ebu Bekre tahdis etti. An Ebihi, o da babasında. Kale dedi ki babası künne inde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Babası diyor ki biz bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yanında oturuyorduk. Bu bugün bizim ziyademizdir. Yani diyor ki biz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyorduk. Fekal diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ela unebikum ekberil kebair. Dedi ki ben size günahların en büyüğünü haber vereyim mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi. Selaten. Bunu 3 kere tekrar etti. Yani 3 kere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben size günahların en büyüğünü haber vereyim mi dedi. Sonra da 3 kere bunu tekrar ettikten sonra dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eşşirku billah. Bunların ilki Allah'a şirk koşmaktır. Malumunuz arkadaşlar alemlere Rab olan Allah'ın affetmemiş olduğu tek bir tane cürüm vardır. O da şirktir. İkincisi de ki ve hukukul valideyn ve anne baba hakkına tecavüz etmektir. Yani anne babaya isyan etmektir dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve şehadetu zur ve yalancı şahitlik yapmaktır. Ev kavli zur ve yalan sözdür dedi. Çünkü alemlere Rab olan Allah feştenin burcu ise ve feştenin mukavle zur diyor mesela ayet-i kerimede. Yani alemlere Rab olan Allah yalan sözde ve yalancı şahitlikte ne yapın diyor alemlere Rab olan Allah. Pislik putlardan uzak durun Haç suresinde diyor ve aynı zamanda yalan söz yani yalancı şahitlikte de uzak durun. Buradaki kavlu zur yalan söz ve yalan şahadet. Yani adam bir şey görmedi halde ben bunu gördüm. Veya işte bir şey görmediği, duymadı halde onlara kalı yorumda bulunması vesaire. Ki bu meseleyle alakalı konuşmanın ne kadar büyük bir cürüm olduğunu biz buradaki yani İmam Müslim'in kitap mukaddimeyi okurken kişinin işitmiş olduğu her şeyi anlatması ona yalan olarak geçerlidir. Yani bir insan hiç hayatında yalan söylemese, sadece duymuş olduğu her şeyi anlatsa o kişiye yalan olarak yeterlidir. Yalancıdır yani. Yani başkalarına duymuş olduğu şeyi anlatmanın ne kadar kötü bir durumdur. Devamda Rabbi diyor ki ve kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Mutteken fecelese. Bir yere yaslanmış oturuyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları anlatırken. Yani Resulü aleyhissalatü vesselam ben size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi dedi. Sonra da diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte bu saymış olduğumuz maddeleri saydı. Yani Allah şirk koşmaktır. Efendime söyleyeyim. Anne babanın hakkına tecavüz etmektir. Daha nedir işte dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte yalancı şahitlik dedi. Sonra diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle yaslanmış oturuyordu. Fema zâle yükerirûhâ hatta kulna leytehu sekete. Diyor ki sonra Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok tekrar ettik yani bu sözü yalan sözdür, yalancı şahitliktir. Bunu o kadar çok tekrar ettik ki biz dedik ki keşke Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sussa dedik. Yani bu meselenin ne kadar
büyük bir mesele olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ifade etme babında ne yapmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? O kadar çok tekrar etti ki Rabbi diyor. Biz dedik ki keşke Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapsa? Keşke Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sussa. Diyor ki ve haddeseni Yahya İbni Habib el Harisiyyu. Bana Yahya İbni Habib el Harisi tahdis etti. Kale dedi ki Yahya haddesena Halidun. Bize Halid tahdis etti. Ve huve İbnül Haris. O Haris'in oğludur. Kale dedi ki haddesena Şubetu. Bize Şube tahdis etti. Kale dedi ki ehbarana Ubeydullah İbni Ebbekrin. Bize Ubeydullah İbni Ebbekir haber verdi. An Enes'in, o da Enes'te. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam'da. Fil kebair, kebaire dair. Kale dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Eşşirku billah. Allah'a şirk koşmaktır. Ve hukukul valideyn. Anne babaya hürmetsizlik etmektir. Yani anne babaya saygısızlık yapmaktır. Onlarla ilişki kesmektir. Onlarla alakayı kesmektir. Ve katlün nefs. Adam öldürmektir. Ve kavle zur ve yalancı şahitliktir dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi diyor ki müellif işte alimler vekad ihtilafe ulema fi haddi kebari ve temiziha mine's-sagir. Alimler büyük günahları küçük günahlarda ve onun işte derecesi nedir? Bununla alakalı itiraf etmişler. Yani işte mesela büyük günah şudur. Mesela hadiste birkaç madde zikrediyor ama alimler mesela kesin olarak büyük günah şudur veya küçük günah budur veya büyük günah seviyesi şuradadır, küçük günah seviyesi buradadır diye ne yapmışlardır? Bu konuda itiraf etmişlerdir alimler. Bu konuyla alakalı İbn Abbas'a bir haber gelmiş. O demiş ki kulli şeyin nehyullah anhu fehve Kebira. Allah Azze ve Celle ne etmiş olduğu her şeyi büyüktür. Yani büyük günahtır. Yani İbn Abbas demiş ki aziz ve celil olan Allah eğer bir şeyi nehyetmişse o nedir? O büyük günahtır demiş İbn Abbas. İbn Abbas böyle demiş. Başkaları da başka şeyler söylemişler. Meselenin detayına girmeye gerek yok. Devam ediyoruz. Ve haddesene Muhammed İbnül Velid İbni Abdülhamid. Bize Muhammed İbnül Velid İbni Abdülhamid haber tahdis etti. Kale dedi ki haddetena Muhammed İbni Cafer'in. Bize Muhammed İbni Cafer tahdis etti. Kale dedi ki haddetena Şubetu. Bize Şube tahdis etti. Kale dedi ki haddeteni Ubeydullah İbni Ebubekir'in. Diyor ki bana Ubeydullah İbni Ebubekir tahdis etti. Kale dedi ki semi'tu Enes'in. Dedi ki ben Enes'i işittim. Enes'te işittim. İbni Malik. O Malik'in oğludur. Enes İbni Malik yani. Meşhur sahabe. Allah ondan razı olsun. Kale dedi ki Enes İbni Malik. Zekera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el kebair. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kebairi zikretti. Yani büyük günahları zikretti. Ev su ile anil kebair. Ve Resulü aleyhissalatü vesselama büyük günahlarda soruldu. Yani Enes diyor ki Resulü aleyhissalatü vesselam büyük günahları zikretti. Büyük günahlarla alakalı konuştu. Yani dedi ki büyük günahlar şunlardır dedi. Veya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam büyük günahlarla alakalı Resulullah'tan soru soruldu. Fekale Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki eşirku billah. Allah şirk koşmaktır. Büyük günahların. Ve katillen nefsi ve katlu nefs. Ve adam öldürmektir. Bir nefsi öldürmektir. Nahak yere. Ve hukukul valideyn. Anne babanın hakkını çiğnemektir dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve kal. Sonra dedi ki Ela unnebikum bi ekbayril kebair. Ben bunların en büyüğünü de yani büyüğünü haber vereyim mi? Yani bu büyüklerin büyüğünü haber verir mi dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sayılan büyüklerin büyüğünü haber vereyim mi? Kale dedi ki kavlu zur yalan sözdür. Ev kale şehadetu zur ve yalan şahitliktir. Kale şube dedi ki ekberu zanni enne şehadetu zur. Yanılmıyorsam diyor benim zannıma göre benim tahminime göre o şöyle dedi. Enne şehadetu zur yalancı şahitliktir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu ne kadar mühim bir mesele ki yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam
bu sözü çok tekrar ediyor. Yani ilk hadiste ravi dedi ki Resulullah bunu yani normal bir şekilde oturmuş böyle dayanmış bir vaziyetteydi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buraya gelince hani kavlu zur deyince Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle toplandı, kalktı, kendini düzeltti ve dedi ki yalancı şahitliktir dedi ve bunu çok tekrar etti diyor abi. Yani biz dedi ki keşke sussa. Burada da şube diyor ki hani hadisin abilerinden birisi diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yani benim zannıma göre, benim tahminime göre diyor o diyor onun demiş olduğu şey nedir? Yalancı şahitliktir. Günümüzde insanlar için ne kadar basit bir şey değil mi? Onun için bir toplumda emniyet, güven hiçbir şey kalmamış yani. Niye? Çünkü insanlar tabir yerinde ise yalancılığı, beyaz yalan, efendime söyleyeyim pembe yalan, kuyruklu yalan gibi abuk subuk şeyler olarak isimlendiriyorlar. Yalan yalandır. Kuyruklusu, beyazı, pembesi, siyahı falan kesinlikle yoktur. Yalan yalandır. Bir toplumda yalancılık varsa arkadaşlar, yalancılık artık bir toplum için en büyük belalardan birisidir. Ki her şey bitmiştir zaten o toplumda. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste sorulduğu zaman mümin mi kimse? Yani mümin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğu zaman Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki ey Allah'ın Resulü mümin korkak olabilir mi? Korkak olabilir diyor. İnsandır. Yani insan korkar mı? Korkar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki mümin korkar olur. Peki diyor mümin cimri olur mu? Evet insan mala karşı zaafı vardır. Diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet mümin cimri de olabilir. Peki mümin yalancı olabilir mi? Hayır diyor mümin yalancı olmaz. Yani mümin özelliği yalan söylememesidir. Ki bizim ümmeti olmuş olduğumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi can düşmanlar tarafında el emin olarak nitelendiriliyordu. Yani dolayısıyla arkadaşlar yalanın olmuş olduğu bir toplumda her şey vardır. Onun için Ravi diyor ki bırakın yalanın adam hiçbir şey duymadı görmediği halde varsayımlarla vehimlerle bir şey hakkında şahitlikte bulunması, şehadet etmesi, konuşması bu böyle olmuştu, şöyle oldu, böyle oldu gibi veya tahminlerle düşünün ki günümüzde kendisine siyaset bilimciler vesaire olduğu söylenen ve işte güvenlik ve terör uzmanları olduğu söylenen kimseler birçokları yani varsayımlarla hareket ederek ne yaparlar? Birçok insanların başlarını bela sokarlar. Yani ülkeler arasında savaş çıkmalarına sebep olurlar. Haksız yere birçok yerlerin işgal veya diyelim ki insanların birbirine girmelerine sebep olurlar. Birçokları varsayımdır. İşte adam diyor ki ben şöyle tahmin ediyorum. Benim zannıma göre benim tahminim işte 6. isim yalan söylemez gibi böyle şeyler söyleyerek ne yapıyorlar? İnsanlar güya burada kendilerince çok büyük bir iş yaptıklarını düşünüyorlar. Ama halbuki bu büyük bir şeydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade etmiştir. Haddetheni Harun İbni Said el-Evliyu. Bana Harun İbni Said el-Evli haber verdi. Tahdis Kale dedi ki Haddesena İbni Vehbin. Bize İbni Vehb tahdis Kale dedi ki Haddeseni Süleyman İbni Bilal. Bana Süleyman İbni Bilal tahdis etti. An Sevr İbni Zeyd'in. O da Sevr İbni Zeyd'e. An Ebil Gaysi. O da Ebul Gaysi'de. An Ebi Hureyre. O da Ebu Hureyre'de. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kâle dedi ki İctenibu seb'al mubikat. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki İctenibu seb'a el mubikat. Yedi mubikatta sakının, kaçının dedi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kıyla ya Resulallah ve ma hunne. O yedi mübikat nedir dediler ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani onlar nelerdir dediler. Yani bu yedi tane mübikata sakının dediğin şeyler onlar nelerdir? Kale Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Eşşirku billah. Şimdi burada biraz daha belirginleşti. Allah'a şirk koşmaktır. Vessihr ve sihir yapmaktır. Ve katlu nefsi leti harramallahu illa bil hak. Allah'ın haram kılmış olduğu cana nahak yere haksız yere kıymaktır dedi. Ve eklu malil yetimi ve yetim malını yemektir dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve eklu riba ve faiz yemektir. Ve tevella yeme zahfi ve zahf gününde
Yani savaş gününde kaçmaktır. Sırtını yani cihatta geri kaçmaktır dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve kadeful muhsanatil gafilatil müminat ve bir mümine hanıma kazif yani zina iftirasında bulunmaktır. On ihsan yani namus sahibidir. Hiçbir şeyde haberi olmadığı halde ona zina iftirasında bulunmaktır dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, burada yedi büyük günah saydı hadiste. Nedir birincisi? Allah'a şirk koşmak. İnsanlar için en sırada olan şey. Ve sihir yapmaktır. Adam öldürmektir. Nahak yere. Yetim malı yemektir. Riba yemektir. Cihatta kaçmaktır. Ve namus iffet sahibi mümine bir hanıma zina iftirası atmaktır. Fahişedir demek mesela. Ne büyük bir bela. Hiçbir şeyde haberi olmadığı halde böyle bir hanıma, böyle mümine bir hanıma zina iftirasında bulunmak kadar daha büyük bir şey yoktur. Allah bu tür hallere düşmekten bizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Haddesena Kutebe İbni Said'in. Bize Kutebe İbni Said tahdis etti. Kale dedi ki, haddesena Leysu. Bize Leys tahdis etti. An İbnül Hadi. O da İbnül Hadi'de yani Hadi'nin oğlu da. An Sad İbni İbrahim. O Sad İbni İbrahim. O da Sad İbni İbrahim'de. An Hümeyd İbni Abdurrahman. O da Hümeyd İbni Abdurrahman'da. An Abdullah İbni Amr İbni As'in. O da İbni As. O da Abdullah İbni Amr İbni As'ta. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de. Kale dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Minel kebair. Resulullah dedi ki kebairdendir. Yani büyük günahlardandır. Ne büyük günahlardır mesela? Şetmur raculi valideyhi. İnsanın anne babasına sövmesi büyük günahlardandır. İnsan anne babasına sövebilir mi? Tabi oradakiler de hayret etmişler. Ya Resulallah ve hel yeştim er racul valideyhi. Demişler ki Allah Resulü bir adam annesine babasına sövebilir mi? Bu hayret edilecek bir durum. Yani insan nasıl annesi babasına söver? Naam. Allah Resulü dedi söver söver. Nasıl sövmesin? Nasıl söver? Yesubbu eba raculun fe yesubbu ebahu. Bir adamın babasına söver, o adam da onun babasına söver. Ve yesubbu umuhu fe yesubbu ummehu. O başkasının annesine sayar, söver. Başkası da onun annesine sayar, söver dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Demek ki ne yapma? Çalma kapıyı, çalarlar kapını. Yani gerçekten böyledir. Yani sen birilerinin annesini babasına söversen, senin anne babana da söverler. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne demiştir? Bakın bunu Resulü Aleyhisselatü Vesselam minel kebair, büyük günahlardan demiş. Ne? İnsanın anne babasına sövmesi. Demek ki sen başkalarının annesini babasına sövmeyeceksin. Çünkü senin annenle baban aziz ve celil olan Allah'a kulluktan sonra onlara hürmet göstermen gereken ilk kişi kimselerdir. Alemlere Rabb olan Allah ve abudullah ve la tuşriku bi şey'e ve bil valideyni ihsan. Diyor ki alemlere Rabb olan Allah Bakara suresinde, Nisa suresinde, İsra suresinde yani Allah'a kulluk edin ve anne babanıza ihsanda bulun diyor alemlere Rabb olan Allah. Şimdi anne babaya sövmek büyük günahlardandır. Peki sen başkalarının annesinden babasına sövdüğün zaman o da döner senin annene babana söver ve sen de bu günahı ne yapmış olursun? Bu cürme girmiş olursun. Onun için hiç kimseye insanlar genelde insanlara tabirimiz maruz görün anneleriyle itham ederler yani annelerine kötü söz söylerler. Bu kesinlikle doğru değildir. Çünkü onun annesini bizim için gayiptir. Nereden bileceğiz kimin çocuğu olduğunu? Yani veya adam yapmış olduğu hatadan, adam yapmış olduğu pislikten niye annesini katıyorsun ki? Suç şahsi değil midir? Öyledir. Dolayısıyla adamın yapmış olduğu şeye kızabilirsin, öfkelenebilirsin ama eğer sen başkalarının annesine babasına söversen, onlar da senin annenin babana sövmüş olurlar. Senin bu yapmış olduğun işte büyük günahlardandır. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam büyük günahlardan birisi de yani burada birisi değildi.
Yani büyük günahlardan birisi de nedir? İnsanın anne babasına sövmesidir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi her türlü cehaletten muhafaza eylesin. İslami edeple edeplenmeyi ihsan eylesin. Ve haddesene Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe. Ve yine bize Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe tahdis etti. Ve Muhammed ibn Müsenna ve Muhammed ibn Müsenna ve İbn Beşşar'in ve İbn Beşşar cemiyan hepsi an Muhammed ibn Cafer'in onların hepsi yani bu üçü de Muhammed ibn Cafer'de an Şube o da Şube'de ve haddeteni bana tahdis etti Muhammed ibn Hatim Muhammed ibn Hatim diyor bana tahdis etti kale dedi ki haddetena Yahya ibn Said'in bize Yahya ibn Said tahdis etti kale dedi ki haddetena Süfyan bize Süfyan tahdis etti kilahuma ikisi an Sa'd ibn İbrahim Sa'd ibn İbrahim de bihadel isnadi misluhu. Bu hadisin isnadın aynısını ne yaptılar? Zikrettiler diyor İmam Müslim. Geldik başka bir baba arkadaşlar. Diyor ki babu tahrimül kibri ve beyanihi. Kibrin yani büyüklemenin mekruh olması, haram olması ve onun izahı. Yani büyüklenmenin kibrin tahrim yani haram olması, mekruh olması, hoş olmaması ve onun beyanı bab başlığımız böyle arkadaşlar. Tabi kibir aziz ve celil olan Allah'ın ridasıdır. Kim aziz ve celil olan Allah'ın ridasıyla yani elbisesiyle elbiselerine çalışırsa aziz ve celil olan Allah onu zelil eder. Onun için kibir haramdır. Ki kibir cehennem sebebidir. İnşallah birazdan arkadaşlar göreceğiz kibir sahibini nereye kadar götürdüğünü. Aziz ve celil olan Allah bizi ne yapsın? Bizi buna muhafaza eylesin. Haddesena Muhammed İbni Müsenna. Bize Muhammed İbni Müsenna tahdis etti. Ve Muhammed İbni Beşşar'in ve Muhammed İbni Beşşar ve İbrahim İbni Dinar'in ve İbrahim İbni Dinar. Cemiyan hepsi an Yahya İbni Hammad'in. Hepsi Yahya İbni Hammad'dan aktarmışlar. Kale dedi ki İbnül Müsenna. İbnül Müsenna dedi ki haddeseni Yahya İbni Hammad'in. Diyor ki Yahya İbni Hammad bana tahdis etti. Yani söyledi. Kale dedi ki ehbarana şube. Dedi ki bize şube haber verdi. An Ebi Eba Nibni Taglib. O da Eban İbni Taglib'de. An Fudeyl İbni Amr El Fukamiyyu. Fukamiyyi. O da Fudayl İbni Amr el-Fukayde. An İbrahim en-Nekha'iyyu. O da İbrahim en-Nekha'ide. İbrahim en-Nekha'yı bilirsiniz. Hanefi mezhebin gelmiş olduğu kol. Yani ekol işte. An Alkame. O da Alkame'de. An Abdullah İbni Mes'udin. O da Abdullah İbni Mes'ud'dan. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'de. Kale dedi ki Allah'ın Nebisi aleyhissalatu vesselam. La yedhulul cennete men kana fi kalbihi mithqalu zerretin min kibrin. Kalbinde zerre miktar insanın bugünkü Allah'ın kendisine vermiş olduğu en büyük nimetler olan gözle göremeyeceği zerre kadar kibir kalbinde olan bir kimse cennete giremez dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bir mercimek şu bu değil. Zerre. Bir zerre kadar küçük bir şey kalbinde bulunan bir kimse öyle büyük falan olmasına gerek yok. Belirgin falan olmasına gerek yok. Tabir yerinde ise hissediliyorsa işte kalbinde zerre kadar kibir olan bir kimse cennete giremez. Kale racul. Bir adam dedi ki hemen burada birisi dedi ki İnne racule yuhibbu en yekune sevbuhu hasenen. Dedi ki Allah Resulü bir adam elbiselerin güzel olmasını istiyor. Yani güzel elbise giymek istiyor. Veya elbiselerin güzel olmasını istiyor. Yani yakışıklı olmak istiyor. Ve nalu hasenen. Ve ayakkabıların da güzel olmasını istiyor. Bu kibir midir dedi. İnsanlar niye bunu yaparlar? Mesela insanlar giyimlerle kibir taslarlar değil mi? Forslarıyla, arabalarıyla, işte efendim söyleyeyim saatiyle, giyimiyle, kuşamıyla. Mesela değil mi? Kadına ne yaparlar? Ya diyor gittik diyor ya. Bir bilezik takmış. Aman yarabbim diyor. Ne? O nerede biz nerede diyor. Mesela. Bir fistan giymiş.
bir palto giymiş, bir mont giymiş. Eskiden deri mont çok yani kıymetli, çok değerliydi. Günümüzde artık her şey yani değer nitelinden dolayı deri montuna o kadar fonksiyonu kalmadı ama neticede öyle şeyler var ki adam bir ayakkabı giymiş, yanda bile geçemez. Yani elinde parlatıcıyla dolaşıyor ki küçük bir şeyle dokunmasın. İşte hemen birisi orada diyor ki ey Allah Resulü peki diyor. Bir adamın yani ayakkabısının güzel olması, elbiselerin güzel olması kibir midir? Kale Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İnne Allah'a cemilun hubbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. El kibir, kibir ise batarul hakki ve gamedun nas. Hakkı tanımamaktır, insanları küçük görmektir. İnsanları değersiz görmektir. Allah kim ben kim? Bizim bir tane köylümüz anlatıyordu. Diyor bizim köylümüz var. Diyormuş ki benim kullandığım ilaç bile sizin kullandığınız ilaç gibi değil. Yani adam o kadar kendisini üstüne saçıyormuş ki yani diyormuş ki ulan ben nerede? Yani siz nerede? Yani benim kullandığım ilaç bile sizin kullandığınız ilaç gibi değil. Yani bakın düşünebiliyor musunuz? Halbuki yani dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kibir hakkı tanımamaktır. Hakka karşı artistlik yapmaktır ve insanları değersiz görmektir. İnsanları ne yapmaktır? İnsanları ben kim, onlar kim demek ve onlara tepede bakmaktır. Diyor. Haddesena Mincab İbni Haris et-Temimiyyu bize Mincab İbni Haris et-Temimi anlattı. Tahdis et yani. Ve Süveyd İbni Said'in ve Süveyd İbni Said kilahuma ikisi an Ali İbni Musir'in Ali İbni Musir'da kâle dedi ki Mincabun Mincab dedi ki Ahbarana İbni Musir'in bize İbni Musir haber verdi. Anil Amaş o da Amaş'ta. An İbrahim'e o da İbrahim'de. An Alkame o da Alkame'de. An Abdullah o da Abdullah'ta. Kale Abdullah dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki La yedhulun nara ahadun fi kalbi miskalu habbetin hardali minel iman. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki hiç kimse ateşe giremez kalbinde hardal tanesi kadar iman olduğu müddetçe. Yani kalbinde hardal tanesi iman kadar olan bir kimse dedi ki Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ateşe giremez. Alimler bununla alakalı da çok şeyler söylemişler. Mesela diyor ki alimler bu konuda itiraf ettiler. Fakat ihtilafu fi tevili. Yani bu hadisin tevilinde yorumunda ne yaptılar? Şey yaptılar, itiraf ettiler. Fezekera el hatabi fihi vecheyn. Hatabi demiş ki burada iki vecih vardır. Yani iki yön vardır, iki yüz vardır. Ahadumma ennel murade et tekbiru anil iman. Fesaybu la yedhulel cennete aslen iza mate aleyhi. Demiş ki yani burada bir kimse yani kasteden imandır. Dolayısıyla sahibi iman üzere o öldü müddetçe asıl olan cennete girmesidir. Devamı da var. Hadisin devamını aktaralım söyleyelim. Diyor ki devamında ve la yedhul cennete ahadun fi kalbi miskalu habbetin hardalin min kibriyaeh. Ve hiç kimse de cennete giremez. Kalbinde miskal kadar, miskal yani bir hardal tanesi kadar kibir olan bir kimse de cennete giremez dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hadisin devamı da var. İbrahim diyor ki An Alkame'de şöyle devam ederek diyor ki An Abdullah o da Abdullah da An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o da Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisin devamı. Ha şöyle özür dilerim. Şeyi aktardık yani devamı. Haddesena Muhammed bin Beşşar'ın bize Muhammed bin Beşşar tahdis etti. Kale dedi ki haddesena Ebu. Baba bize tahdis etti. Ebu Davud'un babası tahdis etti. Kale dedi ki haddesena Şube
Bize Şubet hadiseti An Eban İbni Taglibe, o da Eban İbni Talib'de, An Fudail'in, o da Fudail'de, An İbrahim, o da İbrahim'de, An Alkame, o da Alkame'de, An Abdullah, o da Abdullah'ta, An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de, o hadisin devamı, kale dedi ki, La yedhulul cennete, hiç kimse cennete giremez, men kana fi kalbihi miskalu zerrati mine kibir. Kalbinde zerre miktar kibir olan bir kimse cennete giremez dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kalbinde zerre miktar kibir olan bir kimse kesinlikle cennete giremez dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yani bir önceki hadiste hardaldı. Hardal bilmiş oldum işte. Hardal tanesi diyoruz ya, tane. Bir tane. Tane işte artık bir mercimeğin tanesi mi? Bu yeşil mercimek buna benzer. Bir tanedir. Yani böyle bir şey, ama zerre dediğimiz gibi biz insanların gözle göremeyeceğimiz bir hissiyatı olabileceği diyeceğimiz bir şey. Böyle bir şey kalbinde olan bir kimse cennete giremez diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hadiste hatta bir demişti ki bunda iki veci vardır. Kul bu hal üzere olursa cennete gireceği. İkincisi ise kulun kalbinde yani böyle bir şey de olursa hale dehalul cennet. Yine cennete dahil olur. Devamında dedim ki aziz ve celil olan Allah ve nezâ'na mâ fîsûdûr min gillin. Biz onların kalplerindeki gilli, çeri, çöpü çıkarttık ve onlar öyle de cennete dahil oldular demiş Musannif. Babu delili ala enne men mâte la yüşrik billahi şey'e dehalel cenne ve enne men mâte müşriken dehalenler. Hangi bab başında kalmıştı? 40. bab. Aziz ve celil olan Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölen kimsenin cennete gireceği, aksine ona müşrik olarak kavuşan kimse de cehenneme gireceği. Evet. Aziz ve celil olan Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölen bir kimse cennete gireceği ve enne men mâte müşriken ve kimde şirk koşarak ölürse, yani müşrik olarak ölürse dehalenler, o ateşe girecektir. Bu kesindir. Haddethena Muhammed İbni Abdullah İbni Nümeyr'in. Bize Muhammed İbni Abdullah İbni Nümeyr tahdis etti. Kale dedi ki haddethena ebi. Diyor ki bize babam tahdis etti. Ve veki'un ve veki anil amaş, o da amaçta. An şakikin, o da şakikte. An Abdullah, o da Abdullah'ta. Radiyallahu an. Kale dedi ki veki'un. Veki dedi ki kale Resulullah sallallahu. Abdullah dedi ki, parantez içerisinde veki dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki ve kale İbn-i Nümeyr. Ve İbn-i Nümeyr dedi ki Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Yekulu dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Men mâte yüşrik billahi şey'en dehalel cenne. Bir kimse, her kim ki hiçbir şeye Allah ortak koşmadan ölürse bu adam men mâte yüşrik billahi şey'e dehalennar. Kim Allah'a bir şey ortak koşarak ölürse o adam ateşe girer dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve kultu diyor ben dedim ki ena, ben dedim ki ve men ha ve kultu dedim ki ben diyorum ki diyor ve men ma te la yüşrik billahi şey'e dehalel cenne. Ve her kim de Allah hiçbir şey ortak koşmadan ölürse o da cennete girer. Ravi diyor buna, İbn-i Nümeyr diyor. Tabi bu Abdullah da, ama burada ve kale İbn-i Nümeyr. İbn-i Nümeyr burada diyor. Yani diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ki kim ki aziz ve celil olan Allah'a bir şey ortak koşarak ölürse o kimse cehennemliktir. Bir şey şirk koşmuş mu? Allah bir şey ortak koşarak ölmüş mü?
O zaman bu adam cehennemliktir. Diyor ben de diyorum ki, ben de derim ki kim de aziz ve celil olan Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölürse o kimse de cennetliktir. Çünkü hadisin mefhumu muhalifinde anlaşılan budur. Bir de veren geçiyor her kim olsun. Tabii tabii. Ve haddesene Ebu Bekir ibni Ebi Şeybe ve bize Ebu Bekir ibni Ebi Şeybe tahdis etti ve Ebu Kureybin ve Ebu Kureyb kare ikisi dedi ki haddesene Ebu Muaviye bize Ebu Muaviye tahdis etti an ila amaç o da amaçta an Ebi Süfyan'e o da Ebu Süfyan'da an Cabir'in o da Cabir'de kale dedi ki Cabir ete nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme raculun. Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Evet diyor. Eter Nebiye Sallallahu Aleyhi ve Sellem Racul. Bir adam Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Fekale dedi ki ya Resulallah ey Allah Resulü dedi. Mal mucibeten iki icabet olunmuş yani müstecap olmuş şey nedir dedi. Yani kabul olmuş şey nedir dedi. Kale dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men ma tele yuşrik billahi şey'en dehale cenni. Kim Allah hiçbir şey ortak koşmadan ölürse o cennete gider. Ve men ma te yuşrik billahi şey'en dehale nar. Kim de Allah'a bir şey ortak koşarak ölürse o kimse cehenneme girer. Şimdi arkadaşlar hadisi aktardığımız zaman dilde çok basit geliyor. Ama gerçekten insanların ekserisi şirkten uzak mıdır? Yoksa insanların ekserisi şirk içerisinde midir? Bütün mesele burası. Bakın arkadaşlar, insanların ekserisi aziz ve celil olan Allah'ın yaratıcı olması, var olması, Rab olmasına genel anlamda itirazları yok. Yani insanlar yüce bir yaratıcı, bediü sani, örneksiz yaratıcı, el halik, her şeyin haliki olduğunu iman ediyorlar. Yani Allah'ın Celle ve Alan'ın bir yaratıcı olması, ezeli olması, yüce olması, genel anlamda eksikliklerde münezzeh olması, yani el mukaddes olması ve benzerleri, el alim olması, her şeyi bilmesi, el tekellem yani konuşan olması, insanların ekserisi bunu kabul ederler. Yani insanların ekserisi bizim toplumumuzun anca dille Allah'ın var bir yaratıcı olduğunu kabul ederler. Bu bir insanın aziz ve celil olan Allah'a imanı kifayettiği için yani iman yeterli için yeter midir? Değildir tabii ki. Eğer böyle bir iman kifayet etmiş olsaydı genel anlamda insanların hepsi Müslüman olurdu. Nebi ve Resullerin gönderilmesine hiç gerek kalmazdı. Çünkü zaten insanlar aziz ve celil olan Allah'ın var, yaratıcı, yüce, kudret sahibi olduğunu ne yapıyorlar? İkrar ediyorlar. Peki insanların aziz ve celil olan Allah'a imanda tabir yerinde ise yanıldıkları nokta neresidir? Veya kazaya yolda çıktıkları, mecralarını şaşırmış oldukları yol neresidir? Bir çizelge olsa şöyle, burada bu çizelgenin üzerinde şurada aziz ve celil olan Allah'ın Rab oluşu, şurada yaratıcı olması, şurada bir olması, daha sonra bu çizgilerledikçe şurada işte ilah olması, insanlar bu çizgiye devam ederler. Bu ilah çizgisine geldikleri zaman burada devam edecekleri yerde burada ya bu tarafa kayarlar ya da bu tarafa doğru kayıp giderler. Şimdi insanların ekserisi aziz ve celil olan Allah'ın İlah oluşuna itiraz ederler. Direkte itiraz edenler var. Yorum tevil yoluna itiraz edenler var. Akli olarak itiraz edenler var. Ona felsefi olarak itiraz edenler var.
kaderi anlamda itiraz edenler var. Kaderiye ve benzerleri gibi. Ve daha başka şekilde. Şimdi aziz ve celil olan Allah dediğimiz gibi evet yaratıcıdır, Rab'dır, yücedir, birdir, eşi benzeri yoktur. Ama aziz ve celil olan Allah'ın insanlar tarafında anlaşılmayan ve yanlış anlaşılan en büyük sıfatı, en büyük hakkı ilahlık hakkıdır. Yani Allah'ın kullarına, bireyin ve topluma müdahale etmesi, yeryüzünde hayat hakkın ona ait olduğu, göndermiş olduğu elçilere itaat edilmesi, şeriat koyucu olması, emreden, nehyeden olması ve aynı zamanda kullarının bütün ihtiyaçlarına mutlak cevap verici olması. İnsanlar burada işte aziz ve celil olan Allah'a ne yaparlar? Şirke düşerler. Kimileri türbelerde yardım isterler. Kimileri başka nesnelerde yardım isterler. Kimileri kendilerini tanrılaştırırlar, ilahlaştırırlar. Kimileri kendi akıllarını tanrılaştırırlar. Makamlarını, mevkimlerini, paralarını ve daha doğrusu ırklarını. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar ırklarını bile tanrılaştırırlar. Aziz ve celil olan Allah'ın yerine koymak suretiyle. Hangi sıfatına? İlahlık sıfatını. Felsefeciler olağanüstü akıllarını kullanarak ne yaparlar arkadaşlar? Aziz ve celil olan Allah'ın ilahını inkara giderler. Vahdet-i vücutçular aziz ve celil olan Allah'ın tek bir vücutta oluştuğu, insanın da Allah'ın parçası olduğuna iman ederek aziz ve celil olan Allah'a şirk koşarlar. Ve daha benzerleri bunların. Yine mecusiler ve bu ümmetin de aynı şekilde kaderiye bu ümmetin mecusisidir. Yani bu ümmet içerisinde mecusilerdendir. Bunlar da iki ilahın olduğunu, birisi aydınlığın, birisi de karanlığın var edicisi olduğunu iman ederler. Dolayısıyla arkadaşlar insanların, günümüzdeki insanların ekserisi de aziz ve celil olan Allah'ın hakimiyet hakkını ne yaparlar arkadaşlar? Allah yücedir, büyüktür. Evet, onun ismini zikretmemiz gerekiyor. Ama o bizim nasıl yöneteceğimizi, nasıl idare edilmemiz gerektiğini, nasıl efendime söyleyeyim cezalandırmamız, mükafatlandırmamız, nasıl bireysel ve toplumsal anlamda hayatımızı yaşamamız gerektiğini o karışmaz. Ancak bizim gibi insanların hakkıdır böyle şeyler. Ne yaparlar? İnsanlar bu şekilde aziz ve celil olan Allah'a uluhiyette şirke düşerler. İnsanlar genel anlamda aziz ve celil olan Allah'ın ilahlığı hususunda nedirler? Müşriktirler. Bu günümüzde de çok bariz ve açık bir şekildedir. İnsanlar kendi iddialarına göre, kendi iddialarınca arkadaşlar çok işte düzgün miraç sahibi falan olduklarını iddia ederler. Ama insanlar Allah'ın kitabına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine kendilerini sunsalar, yani bunlarla kendilerini ölçseler, bugün içinde yaşamış olduğumuz ülkedeki insanlar ve dünya insanlarının büyük çoğunluğu müşrik olduğu gün gibi ortadadır. Yani şirk üzere oldukları, kesinlikle bu hal üzere devam etseler öldükleri takdirde gidecekleri yer ateş olduğu kesindir. Ki mesela şöyle önümüzde bir eser var. Kur'an'da Uluhiyet diye. Bu kitap bile başlı başına okunsa arkadaşlar, insanların Allah'ın kitabına bakıldığı zaman gerçekten çoğunluğu müşriklerde olduğu bariz bir şekilde ortaya çıkar. Evet. Demek ki insanlar nerede şirke düşerler? Ki Mekkeliler aleyhissalatü vesselam ile geldiği zaman Mekkeliler ne diyordular? Diyorlar ki lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike lebbeyk. Ey Allah'ım sen emret, senin emrindeyim. Senin ortağın yoktur ancak bir ortağın vardır mesela derlerdi. Anlaşıldı mı? Yani aziz ve celil olan Allah'ın yüce olduğunu, büyük olduğunu, her şeyin yaratıcısı olduğunu söylüyordular. Günümüzde de diyelim ki işte kendisi Müslüman olduğunu sanan kimselerin büyük çoğunluğu bir insan Allah vardır, birdir, her şeyi yaratmıştır, göklerin yerin sahibi odur. Demenin insanın sahibini Müslüman olacağını, yapacağını sanıyorlar. Bu büyük bir yanılgıdır. Daha doğrusu bazıları da Allah'ın varlığını ispata giderek büyük iman hakikatlerini izah ettiklerini düşünüyorlar. Bu daha büyük bir beladır. Yani Allah'ın varlığını ispatlamak en büyük iman hakikatiymiş gibi takdim ediyorlar. Bu büyük bir beladır. İnsanlar zaten çoğunluğu Allah yok olduğunu söylemiyorlar ki. İnsanların çoğu Allah'ın var ve bir olduğunu söylüyorlar zaten. Yahudi ve Hristiyanlarda bile, onlar kendi aralarında bile yani teslis inancını, değil mi? Hristiyanların hepsi bu inançta değil ki mesela diyelim ki.
Genel anlamda böyledirler. Ama onlar da kendi aralarında şey dediler yani grup gruptular. Dolayısıyla insanların ekserisi aziz ve celil olan Allah'ın kendi kitabında kendisini vasıflandırır şekilde ona karşı müşriktüler. Ona karşı şirk koşarlar. Bu zaviyede baktığımız zaman arkadaşlar şirkin ne kadar büyük bela olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Yoksa sadece mücerret olarak yani yalın bir şekilde günümüzde insanlar şirkin, küfrün mahiyetini bilmedikleri halde, şirk koşmak demek ne olduğunu bilmedikleri halde, gelişi güzel yalın bir şekilde sadece şirk işte kim hiçbir şey şirk koşmadan Allah'a kavuşursa cennete girer. Bir adam da kendisini şöyle avutsa nasıl olsa ben Allah'a ikidir demedim. Allah'ın çocuğu da yoktur demiyorum zaten. Diğeri kendisini bir şekilde avutarak Allah'a kavuşsa bu büyük bir beladır. İbn Abbas diyor ki insanlar köpekleri sebebiyle bile şirke düşerler. Nasıl? Kapıda köpek olmasaydı biz mahvolmuş gitmiştik. Değil mi? Yani. Demek ki arkadaşlar yani şirk bizim toplumumuzun anlamış olduğu mücerret yani kuru ve yalın şekilde kesinlikle anlaşılmaması gerekiyor. Dediğimiz gibi bu detaylara girilmediği zaman bu topluma yapılabilecek en büyük haksızlıklardan bir tanesi de insanlara dediğim gibi şirkin mahiyetini belirtmeden olduğu gibi şirki yalın şekilde nasıl olsa adam diyecek ki ben la ilahe illallah diyorum. Bir kere la ilahe illallah diyor. Onu nakz edecek binlerce şey yapıyor. Onu nakz edebilecek yani yok sayabilecek binlerce söz söylüyor. Binlerce amel işliyor günlük. Şimdi söylüyor, onu nakz edecek olan başka bir şey yapıyor. Şimdi söylüyor, onu nakz edecek başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar şirk kesinlikle dünyada bir veya iki insan bile kalsa şirk kesinlikle bitmez. Büyük beladır. Onun için Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim ki aziz ve celil olan Allah'a bir şey ortak koşmadan ölürse o cennettir. Kim de Allah'a bir şey ortak koşarak ölürse o müşriktir. Yani şirk koşarak ölmüştür. Allah bizi şirkin her çeşidine muhafaza eylesin. Günümüzde belki insanlar arkadaşlar gece gündüz anlatılması gereken, üzerinde hassasiyet durdurulması gereken, ömrü boyunca üzerinde durulması gereken en temel mesele şirktir. Bir haberde varit olduğu şekilde gecenin en karanlık anda kara karınca, taşın üzerinde yürüyen kara karıncanın ayağındaki yani ayağında bile nedir? Gizli bir durumdur. Şirk böyle bir şeydir. Allah muhafaza eylesin. Eğer şirk böyle büyük bela olmamış olsaydı Resulullah'ın en büyük yaveri olan amcası ateş üzere kesin görmezdi. Mekkelilerin hepsi süper Müslümanlardı. Eğer yani demiş anlam bizim demiş olduğumuz anlamda veya bugün bizim toplumumuzun anlamış olduğu da şirk anlamış oldukları halde şirk böyle yani yalın ve mücerret bir şekilde anlaşılacaksa hiç peygamber göndermesine gerek kalmazdı. Mekkeliler zaten gece gündüz Allah'a terbiye getiriyordular. Onlar işlerini bitirdikleri zaman hepsinin hayatı buydu. Gidiyorlar Allah'ın evini tavaf ediyordular. Ondan sonra evlerine gidiyordular. Günümüzde insanlar namaz bile kılmıyorlar doğru düz kendisi Müslüman olduklarını sandıkları halde. Sadece haftada bir kere cuma falan gittiklerini söylüyorlar. Aynı Mekkeliler gibi. Hazreti Hamza Müslüman olacağı zaman ne yapıyor? Gündüz gidiyor avlanıyor. Ondan sonra akşam da geliyor Kabe'yi tavaf ediyor. Evine gidiyor. Aynı bugünküler gibi. Ta ki bir gün işte birisi gelip diyor ki Ebu Cehil sen yeni öyle bir hakaret ettik, öyle bir hakaret ettik ki öyle misin diye sen bunu yapan diyor ki bilmiş ol ki artık ben de yeğenimin dini üzereyim diyor. Bu insanlar Allah hakkında cahil değiller ki. Bu insanlar Allah'ı inkar etmiyorlar ki. Ama günümüzde işte insanlara vaaz ettiğini söyleyen, insanlara din anlattığını söyleyen, maalesef ki maalesef insanları Allah yolunda koyan bir sürü vaiz, bir sürü efendim de söylemişti hatip vesaire kimseler var. Bunlar insanlara gerçekten büyük haksızlıklar yapıyorlar. Kıyamet günü bunlar karşı karşıya geldikleri zaman vallahi birbirine davacı olacaklar ki öyle birbirine düşecekler. Bu kavganın mahiyetini aziz ve celil olan Allah bilir ki biz bunu Kur'an'da görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şirk bu topluma dediğimiz gibi bizim toplumumuzda ekserisi bu zaviyede baktığımız zaman yani büyük çoğunluğu kesinlikle aziz ve celil olan Allah'a ortak koşmaktadırlar. Ve bu şirk dediğimiz gibi izah edilmesi gerekiyor. Devam edelim. Değil mi? Dedi ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem.
Böyle dedi. Şimdi ise ve haddeseni Ebaib el-Gaylaniyu. Bana Ebaib el-Gaylani tahdis etti. Süleyman İbni Abdullah. Süleyman İbni Abdullah. Ve Haccac İbni Şairi. Ve Haccac İbni Şair. Kale, ikisi dedi ki haddesena Abdülmelik İbni Amrin. Diyor ki bana Abdülmelik İbni Amr tahdis etti. Kale dedi ki haddesena Kurratu an Ebi Zübeyrin. Bize Kurra tahdis etti. O da Ebu Zübeyir'de. Kale dedi ki haddesena Cabir İbni Abdullah. Diyor ki bize Cabir İbni Abdullah tahdis etti. Kale dedi ki Cabir İbni Abdullah Semitu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Resulallah aleyhissalatü vesselam dedi ki yakul dedi ki men lekiyallahu la yüşrik billahi la yüşrik bi şey'e dekhalel cennet. Kim Allah'a hiçbir şey ortak koşmadığı halde Allah'la karşılaşırsa, Allah'a kavuşursa o kimse cennete girer. Ve men lekiyahu yüşrik bi şey'e dekhalen nar. Ve her kim de ona bir şey ortak koşarsa, koşarak onunla karşılaşırsa o kimse cehenneme girer dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Ebu Zübeyir. Ebu Zübeyir dedi ki an Cabir'in Cabir'de ilahir. Ve haddeseni İshak ibn Mansur'un. Bize bana İshak ibn Mansur tahdis etti. Kale dedi ki haddesena Muaz. Bize Muaz tahdis etti. Ve huve ibn Hişam. O Hişam'ın oğludur. Kale dedi ki haddeseni Ebi. Diyor ki bana babam tahdis etti. An Ebu Zübeyir'in, o da Ebu Zübeyir, an Ebu Zübeyir, o da Ebu Zübeyir'de, an Cabir'in, o da Cabir'de, enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, o da Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam'da, kare mislihi, benzerini söyledi. Ve haddesena Muhammed'in Müsenna, bize Muhammed İbni Müsenna tahdis etti. Ve huve ve İbni Beşşar'in, ve İbni Beşşar, kare İbni Müsenna, İbni Müsenna dedi ki, haddesena Muhammed İbni Cafer'in. Bize Muhammed İbni Cafer tahdis etti. Kale dedi ki haddesena Şube. Bize Şube tahdis etti. An Vasil el-Ehdab. O da Vasil el-Ehdab'da. Anil Ma'meru. O da Ma'mer'de İbni Süveyd. Süveyd'in oğludur. Kale dedi ki Semi'etu Eba Zerren. Eba Zerrin. Diyor ki Ebu Zerri işittim. Yuhaddisu anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'da şöyle tahdis ediyor diyor. Yani diyor ki Resulullah şöyle dedi, Resulullah böyle dedi. Ennehu kal, Allah Resulü şöyle demiş. Ataniye Cibrilu. Diyor ki Cibril bana geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Febeşşereni ennehu men mate min ümmetike la yüşrik billahi şey'en dehala cennet. Bana dedi ki sana müjdeler olsun ümmetinde Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölen kimse cennettedir. Cibril Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi ki sana müjdeler olsun ümmetinde Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölen bir kimse cennettedir dedi. Cennetliktir dedi. Kultu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ben dedim ki tabi burada Ebu Zer mi? Ha Ebu Zer diyor burada tam konuşuyor ve kontu diyor benim ki ve inzane ve inserata diyor benim ki bu adam zina etse hırsızlık yapsa da mı? Kale dedi ki ve inzane ve inserata zina da etse hırsızlık da yapsa bu adam cennetliktir dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Haddesene Züheyr İbni Harbin bize Züheyr İbni Harb tahdis etti. Ve Ahmed İbni Hıraş'in ve Ahmed İbni Hıraş kale ikisi dedi ki haddesena Abdussamed İbni Abdülvaris diyor ki bize Abdussamed İbni Abdussamed İbni Abdülvaris tahdis etti. Kale dedi ki haddesena Ebi diyor ki bize babam tahdis etti. Kale dedi ki haddeseni Hüseyinu el Muallimu diyor ki bize Hüseyin el Muallim tahdis etti. An İbni Bureyde o da İbni Bureyde de. Enne Yahya Yahya ki İbnu Ya'mer. O Ya'mer'in oğludur. Haddesehu o şöyle demiş, şöyle anlatmış. Enne Ebal Esved Diliye. Eba Esved Eddeli ki haddesehu o anlatmış. Enne Eba Zerrin. Eba Zer haddesehu o şöyle diyormuş. Kale dedi ki Ebu Zer.
Ateytü nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve naim. Ebu Zer diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyuduğu halde kâle ateytü nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve naim. Diyor ki ben Resulü aleyhissalatü vesselam'a geldim o uyuduğu halde aleyhissevbu ebyadu. Onun üzerinde beyaz bir örtü vardı. Beyaz bir örtü olduğu halde Resul'a uyuyordu. Ben ona geldim. Sümme ateytu sonra yine feyda ve huve naim. Ve yine aynı şekilde geldim. Yine o uyudu. Ateytu yine ona geldim. Ve kad istekade. Üçüncüye geldiğim zaman o uyanmıştı. Yani Ebu Zer diyor ki geldim zaman Resul'a üçüncüsüne onun yanına geldim zaman ne yaptı? Bir de baktım Resul'a uyanmış. Fecelestu iley. Onun yanına oturdum ve onunla beraber oturdum. Fekal. Dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ma min abdin. Bir kul ki. Hiçbir kul yoktur ki. Ve böyle dedi. Yani Resulullah dedi ki bir kul yoktur ki. Hiçbir kul olmasın ki. Kale la ilahe illallah. La ilahe illallah desin de. Thümme ma teala zalike ila dekhala cennet. Sonra bunun üzerine ölsün ve o adam cennete girmesin. Yani hiçbir kul yoktur ki. La ilahe illallah desin. La ilahe illallah dedikten sonra bu hal üzere ölürse yani la ilahe illallah üzerine ölürse bu adam cennetlikte dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burası önemli arkadaşlar. İnsanlar la ilahe illallah diyorlar ama onun üzerine durmuyorlar. Evet. Kultu diyor ben dedim ki ey Allah Resulü ve inzane ve insaraka bu adam zina etse hırsızlık yapsa da mı? Ve inzane ve insaraka dedi ki hırsızlık yapsa zina da etse. Kultu dedim ki ey Allah Resulü ve inzane ve insarak yine bu adam hırsızlık yapsa zina etse de mi? Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu adam zina da etse, hırsızlık da etse. Kale ve in zane ve in seraka. Üçüncüde de aynı şeyi söylüyor Ebu Zer. Yani diyor ki ey Allah Resulü sen diyorsun ki bir adam bir kul yoktur ki la ilahe illallah desin bunun üzerine ölsün. Yani bu la ilahe illallah'ın şartlarına bizim anlayacağımız şekilde. Yani bu la ilahe illallah'ın içerisine barındırmış olduğu şartlara riayet ederek. Yani bunu naksedecek, bunu yalanlayacak bir şey söylemesin, bunu yalanlayacak bir şey yapmasın. Bu hal üzere ölsün bir adam cennetliktir. Ebu Zer üç kere soruyor diyor ki bu adam zina etse hırsızlık yapsa da mı? Diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet. Sımme kalifir rabi. Dördüncüye de soruyor Ebu Zer. Dördüncüde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki ala ragime elfi enfi Ebu Zer'in. Ebu Zer'in burnu sürülse de bu böyledir dedi. Kale fekharaca Ebu Zer. Ebu Zer çıktı böylece. Ve huve yakul dedi ki ve in ragime Ebu Zer'in. Dedi ki Ebu Zer'in burnu sürülse de bu böyledir. Yani Ebu Zer bu olaya hayret ediyor. Demek istiyor ki ya Resulallah bu adamlar şunları yapacaklar bir de cennetlik ha. Bunları sopayla dövmek lazım yani demek istiyor ama diyor ki aksine Resulallah diyor ki hayır bu adamlar böyle bir hal üzere ölen bir kimse o kimse cennetliktir diyor Allah'a Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ne üzere ölen bir kimse yani la ilahe illallah dediği halde bu hal üzere ölen bir kimse cennetliktir dedi. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Fıkhın hadis, hadisin fıkhını anlaşacak ama hükmuhu onun hükmüne gelince sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ala men mate yüşrik biduhulün nar kim şirk üzere yani olursa cehenneme girer ve men mate gare müşrik biduhulü cennet her kim de şirki dışında bir hal yaşarsa yani şirk koşmadan ölürse bu kimse cennetliktir. Fakat ecmal müslümüne aleyhi Müslümanlar bunun üzerine icma etmişlerdir diyor. Kim diyor? Musannif diyor. Yani Müslümanlar şuna icma etmişlerdir ki bir kimse Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölürse o cennetliktir. Bir kimse hiçbir şey ortak koşmadan değil mi? Hiçbir şey ortak koşmadan ölürse o adam cennetliktir. Her kim de Allah'a bir şey ortak koşarak ölürse o kimse de cehennemliktir demişlerdir Müslümanlar. Aziz ve celil olan Allah bizleri her türlü şirkin her çeşidinde muhafaza ederek bizi ve neslimizi tevhid üzere yaşayıp tevhid üzerine kendisine kavuşan kullardan eylesin. Alemlere Rabb olan Allah Azze ve Celle. Haftaki babımız arkadaşlar şöyle babu tahrimi katlil kafiri ba'de kavlihi la ilahe illallah.
Bir adam la ilahe illallah dediği halde, yani kafir bir kimse la ilahe illallah dediği halde onu öldürmen haram oluşu babı. Her şeyin doğrusunu aziz ve celil olan Allah bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.